Evet, üzgünüz. Son dakikalarda gelen golle galibiyeti kaçırdık. Belki de mağlup da olabilirdik. Özellikle yediğimiz golden sonra rakibin iki ya da üç tane çok tehlikeli hata vardı. Gol olabilecek hata vardı. Hem kaybettiğimize üzülüyoruz hem de kaybetmediğimize, bir puan aldığımıza seviniyoruz son dakika itibariyle. Maç boyu iyi oynamaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı biraz daha skorun verdiği avantajla topun gerisinde kaldık. Topu Fatih Karagümrük takımına oynamasına daha çok müsaade ettik. Ama son dakikaya kadar çok fazla onlara gol olabilecek pozisyon imkanı vermedik işin açıkçası. 90+1'de yediğimiz goldeki işte orada rakibe şut attırmamız, dönen topu takip etmememiz maalesef elimizden 3 puanın kaçmasına sebep oldu. Üzgünüz tabii ki, bu maç hakikaten bizim adımıza kendi çıkışımız adına, tekrar lige tutunma adına, ligin içinde var olabilme adına, moral motivasyon ve gelecek günlere çok daha güvenli bakabilmek adına çok önemliydi. Kötü oynamadık, iyi mücadele ettik. Zaten maçın geneli bir mücadele ortamında geçti. Görkem'in kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anıydı belki de. Orada boş kaleye top atabilse belki maç bitecekti. Ama futbolda bunlar var. Bazen sizin şanssızlığınız rakibin şansı oluyor. Bugün de öyle oldu. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele etmeye çalıştılar. Hatalar yaptık. Evet, eksikler oldu. İşte Mitsyon'un sakatlanması, ayağına kramp girmesi, çıkması bizim adımıza çok istediğimiz bir şey değildi. Ama maalesef oyundan almak zorunda kaldık. Çünkü tam olarak hazır değil. Yani Galatasaray'dan gelmiş olmasına rağmen, özellikle son dönemdeki antrenman eksiğinden dolayı yeni yeni kendini toparlıyor. Ve takımımıza çok katkı yapacak bir oyuncu. Ama ikinci yarı özellikle ön tarafta biraz daha topu tutmamız gerekiyordu. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Kolay top kayıpları yaptık. Basit hatalar yaptık. Topu rakibe çok fazla verdik ve çok koştuk, çok yorulduk. Bu yediğimiz gol de o yorulmanın verdiği etkiyle tepki verememekten kaynaklı. Rakibe o şut imkanını vererek maalesef elimizdeki 3 puanı kaçırmış olduk. Sağlık olsun diyeceğiz. Evet, üzgünüz ama önümüze bakacağız. Biz her hafta daha iyi oynamaya çalışan, daha iyi mücadele etmeye çalışan, takım olmaya çalışan, birlikte hareket eden bir grup olmaya çalışan insanlardan kurulu bir takımız. Yepyeni oyuncularımız var. Bir oyun sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Bir sürü fiziksel eksiği olan oyuncularımız var. Antrenman eksiği var. Kamp görmeyen birçok oyuncumuz var son dönemde gelen. Buna rağmen herkes iyi niyetli. Sahada bütün oyuncularımız da iyi niyetli. Ondan hiç şüphemiz yok. Yaptığımız değişikliklerde daha fazlasını almalıydık. Oyuna giren oyuncuların girdiği dakika itibariyle çok daha fazlasını vermesi gerekiyordu. Enerjisini sahaya daha fazla aktarmasını gerekiyordu. Maalesef üzgünüz. Kaçırdığımız 2 puan var. Belki de kazandığımız 1 puan da var. Son bölümdeki rakim kaçırdığı pozisyonlardan dolayı. Artık önümüze bakacağız. Buradaki eksikleri, hataları tekrar gözden geçireceğiz. Maalesef akan oyunda sezon başından beri 6. maçımızı oynuyoruz. Henüz gol atamadık. Pozisyona giriyoruz ama sonuçlandıramıyoruz. Atmış olduğumuz bütün goller duran toptan, penaltıdan gelen goller. Buna da mutlaka bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Çok çalışıyoruz. Hala da bunun için uğraşıyoruz. Ama maalesef maçta istediğimizi yapamadığımız için böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Üzgünüz ama önümüze bakacağız. En azından yeni kurulmuş bir takım olarak, yeni bir araya gelmiş oyuncu grubundan oluşan bir takım olarak mücadelemiz, sahadaki kavgamız, kazanma arzumuz, her şey çok güzel. Ben oyuncu arkadaşlarımı yine de her şeye rağmen tebrik ediyorum. Karagümrük takımını da tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sorusu olan var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar.